Hendeyimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün burada seçim bürosunda beni gelip ziyaret ederek, davetime gelerek beni onurlandırdığınızı ifade etmek isterim. Ramazan ayının hayrı bereketi ve bayramın hayrı bereketi inşallah sizin üzerinizde, Sakarya halkımızın üzerinde olsun. Türkiye'nin üzerinde olsun, bereketli olsun inşallah. Değerli dostlar, görüldüğü üzere bir seçim ortamına girdik ve hızlı bir şekilde kısa bir süre kaldı. Bu kısa bir süre içerisinde inşallah Sakarya'mıza Cumhurbaşkanımız da geldi, katıldılar. Akyaz'da güzel bir açılış ve arkasından Altay tankının kara kuvvetlerine teslim töreni yaptı ve ilimizden ayrıldı. Coşkuyu gördük. Cumhurbaşkanımızın tabii buradan mutlu olarak her zaman dediği gibi Sakarya'da mutluluk duyduğunu, huzur bulduğunu söylediği Sakarya'dan huzurlu bir şekilde ayrıldı. Değerli arkadaşlar, seçimimizin çıkmış olduğumuz yolda tabii ki biz hendeğimizde çok güzel hizmetler yaptık. Burada baktığımız zaman yine bir tane belediye başkanı adayımız Murat Kaya, Geyviye'de baktığımız zaman güzel çalışmalar yapmış olan bir arkadaşımız. İnşallah milletvekili olduğunuz zaman Sakarya'mız için, ülkemiz için, Sakarya'nın bütün ilçeleri için ve siz değerli basın mensuplarıyla çok güzel bir çalışma yapacak olduğunuzu şimdiden ifade etmek isterim. Tabii Sakarya'da ve Türkiye'de baktığımız zaman soğan üzerinden, patates üzerinden siyasetleri yapıldığını görüyoruz. Ama gerçekten Türkiye'nin dışındaki güçlerin de bizim karşımızdaki siyasi partilerle işbirliği içinde olduğunu, zaman zaman açıklamaları yaptığını hepimiz birlikte biliyoruz. Siz değerli basın mensupları bizlerden daha fazla takip ettiğinizin bilincindeyiz. Bugün 21 yılını doldurmuş olan AK Parti hükümetinin gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne neler verdiğini hep birlikte yaşadık. Ben muhalefet döneminde ilçe başkanıydım. Muhalefet döneminde belediye başkanıydım. O eziyetleri, halkımızın eziyetlerini ve zahmetlerini en çok bilen, en iyi bilen insanlardan birisi. Tabii ki hastanelere baktığımız zaman doktorun muayenehanesine gitmeden hastanede yatabilme şansımız yok. Ve yine doktorun muayenehanesine bir para veriyordunuz. Arkasından sizinle bir pazarlık yapıyordu. Adı bıçak parası olarak geçen bu olayı hepimiz çok yakinen biliyoruz. Yine baktığımız zaman hastanelerimizden çıkabilmesi için, ölüsünü alabilmesi için ne yapıyordu? Senet imzalandırılıyor. Yani Sakarya nerede vardı? Ben ilçe başkanı olarak bunları yaşayan birisiyim. Efendim bir de nüfus kağıtını alıyorlar. Ne için nüfus kağıtını aldıklarını hala anlayabilmiş değilim. Bu millet bu durumdaydı ama bizim hükümetimiz döneminde Allah razı olsun hastanelere baktığımız zaman bir odada 12 tane yatak vardı, 8 tane yatak vardı. Koridorun sonunda 2 tane tuvalet vardı. Biri bayan, biri erkek. Hastane buydu arkadaşlar. Hastane buna denmezdi. Ama bugün Avrupa'da geçen Almanya'daydım, Frankfurt'taydım. Dedim ki Muhammed Schneider doktora, ya ben de bir gireyim hastaneye bakayım. Muhammed senin odalarına baktım, dörder. Ya bizde ikinin üzerinde hemen hemen oda kalmadı. Ama Almanya'da 4 kişilik yataklar vardı. Hizmet olarak baktığımız zaman gerçekten muazzam bir hizmeti olan hastanelerimiz var. Türkiye'nin her yerinde, bir yerinde değil. Yalnız İstanbul, Ankara değil, yalnız Sakarya değil. Hendek'e baktığımız zaman hastaneye, işte burada 60 tane oda, bir kişilik oda. Yani bunun ötesi belirsi yok. Yani bu çok büyük bir imkan, büyük bir olay değerli arkadaşlar. Şimdi babasını hastaneden çıkarmak için nasıl çıkartacağım düşünen insanlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki babanı bak, ananı bak, al sana aylık kardeş. İşte bu duruma geldi. Şimdi böyle bir hükümetimiz var. Bunu yıkmaya çalışıyorlar. Ortadan kaldırmaya çalışıyorlar bu hükümeti. Bu hükümet devam etmesi lazım. Gelenlerin bu hizmetleri yapabilme şansı yok zaten. Yani gerçekten yok. Samimiyetle söylüyorum. Yine bununla alakalı
bizim yapmış olduğumuz yalnız hastane mi? Eskiden tabancayı dışarıdan alıyordu. Polisimizin, astsubayımızın belini. Şimdi ise biz Amerika'ya tabanca satıyoruz, tüfek satıyoruz dışarıya. Biz şimdi SİHA'lar, İHA'lar yerine Heron alıyorduk İsrail'den. Ama bilgiler başka yere gidiyor. Sonradan bize gidiyor. Ama şimdi kendi SİHA'mızı, Heron'umuzu yapan, Kızıl Elma'yı insansız uçağı yapan ve kendi motoruyla helikopterini artık uçuran bir Türkiye arkadaşlar. Yani baktığımız zaman yine uçak gemisini yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi imkanlarıyla uçak gemisini yaparak artık Mavi Yurt'ta bakıyorsunuz ne yapıyor? Artık çalışmaya başladı. İşte SİHA'larımız, Heron'larımız onun üzerinden uçaklarımız rahatlıkla kalkabilecek. Onun daha büyüğünü yapma olayına doğru gidiyoruz. Obusları Kıbrıs'a gönderdik. 6 tane obusu geçen tören yaptık gönderdik. Şimdi de 2 tane tankı kara kuvvetlerine ne yaptık? Teslim ettik. Türkiye uçuyor arkadaşlar. Artık biz soğan patatesle değil, uzay çağıyla efendim aya nasıl gidilecek olduğunu baktığımız zaman daha ülkenin refahı için neler yapmamız gerektiği olduğunu ortaya koyan bir hükümetimiz var. Biz de onun mensuplarından birisiyiz. İnşallah milletvekilimiz olarak Sakarya'mızla alakalı sizinle çokça bir araya gelip Sakarya'yla alakalı neler yapabiliriz, ne daha iyi hizmeti Sakarya halkına getirebiliriz, ülkemiz için neler yapabiliriz, yine mazlum dünya için diğer ülkelerle alakalı yapmamız gerekiyor olan hizmetler yapacağız. Şu anda Türkiye, Rusya, Ukrayna arasında büyük bir savaş var. Ama dünya gıda krizine girmesin diye bunu sağlayan bir cumhurbaşkanımız var. Yani bu kıymeti hepimiz birlikte bilmemiz lazım. Diyorum ve diyorum ki çok daha fazla çalışmamız lazım. Daha fazla milletvekili çıkarmamız lazım. Bu mesele Tayyip meselesi, AK Parti meselesinden çıktı. Bu mesele Türkiye meselesi, ülke meselesi durumuna doğru geldiğini ifade etmek istedim. Ve bununla alakalı da Sakarya'da bütün hemşerilerimizin artık kızdıkları, darıldıkları, beklentileri, markette alakalı beklentilerinin hepsini Cumhurbaşkanımız da biliyor, bizler de biliyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları ortaya koymanın gayreti içindeyiz. Bunun için de yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. İnşallah 2023 14 Mayıs sonrasında yeniden bu yaptığımız çalışmaların üstüne, yaptığımız çalışmalar değil, onun üstüne koyarak devam edeceğiz. Ve birileri işte her haneye altın dağıtacağız. Nereden dağıtacaksın? Hazineden dağıtacağız. E hazineyi bitirirsin diyor. Efendim şöyle olur, böyle olur. Ya işte biz dağıtacağız, var diyor. Elhamdülillah var, doğru. Hazinede para da var, altın da var. Bu hizmetleri yapmayla alakalı kimseye de muhtaç değiliz. Ve olmayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi baktığınız zaman Sakarya Havzası olarak çıkartılan doğal gazla alakalı ne diyorlar? Rus gazı diyorlar. Ya kardeşim illa bir şey, bir put bir taraftan bulmanın gayreti içindeler. Ama bunun yanında bir taraftan petrol çıkartıyoruz. Biz taraftan efendim uranyumla alakalı yoğun çalışmalarımız var. Yani yeraltı kaynaklarını hızlı bir şekilde devreye koymanın gayreti içerisinde hükümetimiz. İnşallah bunları da yapacağız Allah'ın izniyle. Bize düşen görevle yanlarında olacak olduğumuzu ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, neresinden alırsanız alın, eğitiminden alın, okullarından alın, bir öğretmen olarak söylüyorum, sıralarından alın. Hükümetimiz güzel iş yapıyor. Biz ya güzel iş yaptık, bundan sonrasını yapmayacağız. Aslında öyle bir şey yok. Biz bunun üzerinde daha çok hızlı bir şekilde yükselmenin gayreti içinde olacağız. Ben Sakaryalı hemşerilerimizden AK Parti'mizi, milletvekillerimizi, bizleri desteklemelerini istiyorum. Sizlerin desteklemelerini istiyorum. Sivil toplum örgütlerinin desteklemelerini istiyorum. Niçin? Geleceğimiz için, çocuklarımız için, ülkemiz için, Sakarya'mız için bu desteği Sakarya'nın tümünden istediğimi ifade etmek istiyorum. Ve hepinize teşekkür ederim. Bana soru sormak isteyen arkadaşlarımızın da sorularını verebilirim. Hendekli olarak Hendek'ten beklentiniz ne başkanım? Oy bulsun. Yani tabii ki Tulum. En doğal hakkın mı beklemek yani? Beklentimiz elbette ki
Hendek'te siyasi partilerin adayları var. Yani 7 tane aday var galiba şu anda. 7 tane partilerden olmak üzere 7 tane adayın olduğunu duydum. Hendek'te biz hizmet ettik. Elimizden geleni yaptık. Şu anda Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim de efendim diğer siyasi partilerden kardeşlerimizle dedikleri bir kelime var. Gel belediye başkanı ol, oy vermeyeceğim, çalışacağım diyor. Şimdi onların o söylediklerini milletvekilliğinde bekliyorum ben. İnşallah biz Hendek için yapılması gerekli olan çok şeyler yaptık. Yapacak olduğumuz çok şeyler daha var. İnşallah bunları milletvekili olduğumuz süre içerisinde Hendek'le alakalı, Sakarya'nın bütün ilçeleriyle alakalı yapacak olduğumuzu ifade etmek istedim. Tabii Hendek'teki beklentim benim hizmet ettiğim bir yer olarak yüksek bir oran olduğunu ifade etmek isterim. Arzu ederim ki burada ben %80 oy söylemiştim. %80 oy gibi bir rakamların verilmesi tabii ki benim arzumdur, isteğimdir. Ama Hendek halkların verecek olduğu takdire söyleyecek sözümüz yoktur. Başkanım, şimdi makro anlamda Türkiye'nin birçok konulara girdiniz. Ben de mikro anlamda görmek istiyorum. İlçemizle alakalı. Ben geçen arkadaşlarla görüşürken 3900 erkek çocuğu, şey kız çocuğu, 3200 civarında erkek çocuğun uyuşturucu ve uyuşum bençesinde olduğunu söyledi. Yani ortalama ben 25 bin çocuğumuz olsa bile. 3'te 1 çocuğumuz bunların pençesinde. Ben çok mücadele veriyorum. Çocukları kurtarmayacak. Çocuklar borçlar çıkmasın, sokaklardan ya da kahvelerden, kumarlardan buradan uzaklaşsın diye kültür sanat evleri ve ücretsiz spor yaptı. Ama bunu bir türlü başaramadık. Siz milletvekili olduğunuzda Hendek için bu konularla ilgili bir şeyler yapacak mısınız? Şimdi değerli dostlar, en önemli bunların konulardan bir tanesi ailelerin ayrılmasından kaynaklanan ve çocuklar boşta kaldığı olaydan kaynaklanan bir olaydı. Biz burada belediye başkanıyken 2014-15 arasında Sakarya Üniversitesi'nin sosyoloji bölümüyle birlikte çok büyük bir anket yaptık. Yani niçin ayrılıkların sebebi nedir, hikmeti nedir diye baktığımız zaman en büyük olaylardan bir tanesi tarım toplumuydu. Kadın çalışıyordu ama kocasıyla birlikte tarlada çalışıyordu. Şimdi ise hanımlar yine çalışıyor ama fabrikalarda çalışıyor, iş yerinde çalışıyor. Tabii ekonomik özgürlüğünü kazanınca, yani kocasıyla birlikte bizim de kızlarımız var. Bizim de kızlarımız çalışıyor. Benim 3 tane kızım var. Zaman zaman belirli arasında problemlerin, olayların olduğunu ben de görüyorum. Yani toplumda bunun üzerinde çalışmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani sanayi toplumuna dönmenin ayrılıklarla alakalı büyük bir problem olduğunu görüyorum. Bununla alakalı da yoğun çalışmayı başlatmıştım. İnşallah milletvekilliği olarak, Aile Bakanlığı'na alakalı olarak da büyük bir destek vererek, yalnız bu Hendek değil, Türkiye'nin her yerinde bu sorun var. Çünkü Türkiye'nin bir ayrım noktası var. Yani tarım toplumu, köyde herkes bahçesinde, şurada burada beyiyle birlikte çalışıyordu. Dışarıya çıkmıyordu. Özgürlüğü yoktu kadına. Bir bayan da açık açık söyledi. Ben özgürlüğümü kazandım diyor. İşim olmaz. Yani böyle bir dönemde yeniden aile toplumuyla alakalı yeniden çalışmalar yapmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu yüzden gayret edeceğim. Sosyal medyada bir iddia dolaşıyor. Kazimiye Mahallesi'nde bir olay yaşanmış. Bunu sosyal medyada paylaştı. Cumhuriyet Halkı içinde bulunan yine ortağımız olan bir partideki siyasi yapan bir kişi paylaşıyor bunu. Şöyle bir iddiası var. Aramızda geçen mahalle altıyla. Benim seçileceğim garanti yerde ben seçildim. Bana hizmet, oy vermezseniz hizmet zor alırsınız gibi. Bu iddia doğru mu? Böyle bir olay gerçekleşti. Orhan Bey, yani biz şimdi bu şekildeki arkadaşlarımız var. Kendi kendine de yazanlar var. Efendim, hiç gereksiz işlerle uğraşıyorlar. Biz onlarla birlikte bunu cevap vermeye bile tenezzül etmemiş olduğum bir olaydır. Kazimiye bizim ilçemiz olmadığı, işte çöplerini almıyordu falan diye okudum ben yazıyı. Evet, evet. Biz orası köy statüsünde olduğu zaman
bulanık suları olduğu vakit dahi o köyün camilerine Hendek Belediyesi'nin suyunu çektik. Siz buradan sular alın, temiz su alın, para falan da istemedik. Ancak bazı evlerden, efendim biz de almak istiyoruz, elimize çekmek istiyoruz, biz parasını ödeyelim dedikleri yerlerden onlara bu hizmette getirdim. Köy oldu halde, benim mücavir sınırlarımda olmadığı zaman da. Bunun yanında çöp bidonları koyarak çöplerini de aldığım bir mahalledir. O mahalleyle alakalı baktığınız zaman tüm hizmetleri yapan, getiren bir insanım. Ama oradaki arkadaşlarımız siyasi olarak tabii ki bunları kullanacak. Birileri de kullanmaya devam edecek. Tatlı bir sohbet ederken sizin de sohbet şakasına, esprisine konuştuğunuz bir kelimeyi dahi ciddiye alarak çok farklı bir şekilde söyleyen insanların olduğunu biliyorum. Ben o arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Yani böyle bir şey yazdığı için. Efendim benden o istemiş. Ben herkesten o istiyorum. Ben burada Ekrem Güler vardı. Belediye başkanı adayımız. Yakından tanırsınız rahmetli. Annesinin evine gittim. Annesinden o istedim. Ekrem Bey kızdı. Benim annemden bile o istedi. Ben herkesten o istedim. Ben Kamil Kamışoğlu. Kamil Kamışoğlu'nun hanımından da adaydı. Ondan da o istedim. Evine gelsin. İstemeden olur mu? İster verir, ister vermez yani. Ama bu kötü bir şey değil ki yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yani herkes oy vermekte vermeyeceğini bile bile, misal diyelim, o arkadaşa dedim ki işte oyunuza talibim. Oyun vay benden oy istemiş. Şey nedir, hastalanmış, rahatsız sanmış. Böyle bir şey olur mu ya? Bir sorun da Sakarya şehri için olacak. Tura Saşağımız var. Yanı başını dediğim gibi Afrayn sistemle ilgili sorununu çözdü ve İzmir'de çok rahatladı şehir olarak. Maalesef fabrika bizde ama Sakarya şehrinde 21 yıldır hiçbir milletvekili böyle bir proje gündeme getirmedi. Böyle bir çalışma yapmadı. Siz vekil seçildiğiniz takdirde böyle bir projeniz var. Biz yalnız Sakarya'nın bir konusunda değil, bütün konularında var olacağımızı ifade ediyoruz. Afrayn sistemi. Bakın. Bütün konularında var olacağımızı ve çözülmesi için elimize gelir yapacağımızı belirtti. Şimdi ormanlarda fındık dikilmiş, 50 senede, 60 senede fındık dikilmişti. Geçen dönem milletvekili oldu. Buradaki yerlerin sökülüyordu. Şu anda da söküm yapılmasına kalkanlar oldu. Ben hemen durdurması gerekli olduğunu ifade ediyorum. Çünkü fındık bizim ihracatımız, bize cari açığımızı kapatan en önemli tarım ürünlerinden bir tanesidir fındık misal diye. Biz bununla alakalı vatandaşın orman arazisi diye sökülmeye kalktıkları yerden ormana dedik ki kiral kardeşim dikilmiş yer niye sökeceksin? Gerek yok ki yani ekonomik bir girdisi var, değeri var. Bunu sağlattıran adam bizdim. Misal diyelim ki Sakarya ismi var. Ankara'dan geliyorsun Adapazarı, Adapazarı, Adapazarı yazıyor. İstanbul'dan geliyorsun Adapazarı, Adapazarı yazıyor. Eskişehir'den öyle. Efendim Akçakoca'dan, Düzce'den öyle. Bunların hepsinin renkleri farklıdır bakarsanız. Hemen milletvekili olur olmaz yazı yaz. Dedim ki Sakarya isminin yazılması gerektiği yere Adapazarı ismi yazılmış. Bu şehrin ismi Sakarya'dır. Hemen değiştirilmesini rica ederim diye yazdım. Gönderdim, değiştirttirdim. Ama misal dedim ki şu anda hala görüyorum. Köylerde de baktığınız zaman siz değerli basın mensupları köyden yazıyor. Misal dedim Aksu köy. Sapakta bakıyorsun yazıyor. Adapazarı şu kadar kilometre. Yani ne alaka Sakarya yazılacak olur mu Adapazarı? Oraya gidinceye kadar Akçası var, Erenler var Adapazarı'na gidinceye kadar. Ne Adapazarı bir ilçedir, ilin ismi değildir. Yani bütün konulara temas ettiğim gibi edecek olduğumu arkadaşlarımızla birlikte büyük bir mücadele içinde olacak olduğumuzu belirtmek isterim. Buyurun efendim. Başkanım şimdi Hendek Türklerin ilk yurtlarından kutsal topraklar var. Bizim burada yırtlar alperlerimiz var. Ben bunlarla bir çok programlar yaptım ama bunların yeterince önemi gösterilmiyor. Türbelerimiz hali çok kötü durumda. Bu konuda sizler inşallah seçeceksiniz. Bir şeyler yapacak mısınız? Bunları görüşlerinizi almak istiyoruz. Yani şey İzzet'in İsmail Hazretleri Türbesi orada. Ben birçok programlar yapıyorum. Şimdi Sarıdere'miz taşınacak ama hani yeterince destekler olmuyor. O konuda bir görüşleriniz alalım. Yani türbelerle alakalı başkaları daha fazla ilgileniyor. Ama en büyük kültürel bir inanç. Eyvallah. Biz şimdi türbelerle alakalı baktığınız zaman bu türbeciler daha çok gayret eden insanlar var. Yani sivil toplum örgütü olarak.
biz onlara geçmişte yardımcı olduk. Misal diyelim ki Selman Dede türbesinin bulunduğu şeyi biliyorsunuz. Yok Hızır Dede. Biliyorum, çok güzel. Sarı Dede baktığınız zaman. Kerem Ali'deki olan yere de yani onların bir sahip olan bir gruplar var. Onlara yardımcı olduk. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de yardımcı olmaya devam ederiz. Yani. Efendim onu bir kültürel ya da inanç turizm anlamında da değerlendirmemiz lazım. Çünkü çok önemli. Yani bu hendeyi kuran insanlar diyoruz. Yani, o anlamda da. Eyvallah. Yani şimdi tabii bizim daha büyük meseleler varken burada çok çalışmalar evet. Devam eden insanlara katkı yapacak olduğumu ifade etmem yeterli oldu. Teşekkür ederim. Başkanım benim bir sorum olacak. Sahada birçok şu an gezen adaylar var. Ama sahada vatandaşların daha çok talepleri şu, vekil seçilip Ankara gittiğiniz zaman Sakarya hiçbiriniz gelmiyor. Buna iktidar partisinden özellikle daha çok ağırlıkta. Sakarya'dan siz seçilmeniz durumunda yoğunluğunuz Ankara civarı. Şimdi salı, çarşamba, perşembe 3 gün, yani bu kesinlikle bu 3 gün Ankara'da oluyorsunuz. Yani ancak meclis tatile girmediği müddetçe en az 3 gün. Bu bazen 4 oluyor, bazen cumartesi, pazar oluyor. Misal diyelim ki oradaki meclis çalışmalarında hiç gereksiz yere kurup başkanlara bu işi uzatıyor, sohbete çeviriyor, o ona şey yapıyor, laf atıyor. Sabahlara kadar meclisteki bir kanun çıkartmak için devam ettiği süreç var. Ama onun dışında şu kadarını belirteyim, en çok gezen, sahayı gezenlerden birisiyim ben. Milletvekili olduğum zaman da gezdim sahayı. Farkındaysanız bayram sabahı Sakarya'nın bütün camilerinde çikolata dağıttım. Bayramlarını tebrik ettim herkese. Yani halkımın yanında olacağımın bir ifadesidir baktığınız zaman. Aynı soruyu bana Karasu'da sordular. Dediler böyle böyle. Unutmayın dedim. Kocaeli'de, dün Kocaeli, Karasu bölgesindeydim. Dedim ki orada sizin bir kapınız var meclise, bir de AK Parti genel merkezinde kapınız var, açıktır. Her türlü hizmette oradayız. Bunun yanında cumartesi, pazarlar baktığımız zaman boş kaldığımız an devamlı olarak sahada olacak olduğunu ifade etmek isterim. Yalnız Hendek'te değil, Akyazı'nda da aynı, Karasu'da da aynı, Geyve'de de aynı, Taraklı'da da aynı şekilde Adapazarı'nın bütün ilçelerinde, Sapanca'sı, Arifiye'si benim için bir bütün olmuştur, bir parça olmuştur. Hepsinde var olabilecek olduğumuzu, yani bunu samimiyette söylememe gerek yok, zaten yapmıştık geçmişte, yine yapacağız Allah'ın izniyle. Çünkü vatandaşlar seçim süreci üzerinde her zaman sağdılar ama seçim geçtikten sonra kayboluyorlar. Serzenişler var bir de. Doğru söylüyorlar. Aradığımız zaman telefonumuz açılmıyor. Siz açacak mısınız telefonu? Ya doğru söylüyorlar ben, bir şey demiyorum ben. Yani vatandaş doğruyu söyler her zaman. Ne söylüyorsa doğrudur ama ben şu kadarını söyleyeyim. Benim telefonum 30 yıldır aynı numaradır. 24 saat hiç kapamamışım. Gece saat 3'te de arayan olduğu zaman bir derdini bana rahatlıkla ulaştırabiliyor. Yalnız bu seçim sürecinden yine geri dönüyorum. Kimine bir hafta sonra görmüş oluyorum ama gerisin geri. Dönmediğim bir Allah kulu yoktur şu anda. Başkanım 15 gün önce aldım. Nasıl? 15 gün önce aldım. İşte yani bu ara... Takılma, sen takılma Levent abi ya. Başkanım. Ben de hayırlı olsun adayınız. Amin. Müsaade ederseniz ben de bir soru sormak istiyorum. Devam edin isterseniz. He buyurun. Sakarya'nın deprem güvenliği sorunu var. Evet. Yakında bir İstanbul depremi bekleniyor. Cumhurbaşkanımızın açıklarında bir şey var. Yarısı güvenliği. Evet. Sakarya içinde böyle bir şey yapabilir miyim? Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ben Hendek Belediye Başkanı olduğum zaman benim hassasiyetim olan konulardan bir tanesi depremdi. Belediye Başkanı olmadan önce nereye gittim? Efendim Dinar depremine gittim. Erzincan depremine gittim ve İran'daki depreme gittim. Bölgeyi o dönemde belediye başkanı olmadan önce kendime Sakarya'daki 17 Ağustos depreminden önce kendimi hazırladım. İşin özüne baktığımız zaman. Kendimi, bir dakika cevap veriyorum. Kendimi hazırlamıştım. Daha sonra buradaki inşaat mühendislerini, kalfaları, bütün hepsini topladım. Onlar durdurdum bir inşaat olayını. Bir dakika dedim. Ve daha deprem yok. Dediler ki biz dediler keser sapıyla para kazanıyoruz. Zaten işler az.
sen bizi durdurdun. Enkaz altından çocukların sesini duyuyorum dedi. Hiç kusura bakma. İşi sağlama almadan adım attırmam dedi benim dönemimde. O zaman yapı denetim yoktu. Belediyelerin denetlediği bir dönemde. Ve bu işte hassasiyetim olduğunu depremle alakalı. İnşallah mecliste de bu komisyonlarda büyük bir ihtimal görev alırız. Çalışmayla alakalı. Biz Sakarya'mızın konumunu biliyoruz. Deprem bölgesi içerisinde olduğunu biliyoruz. Bununla alakalı da elimize gelen çalışmaları yapacağız. Evet. 2008 yılında valimiz Nuri Doktan'la beraber Dikmen Yaylası'na turizmle alakalı gelmiştiniz. Evet. Yıl 2023. Ne oldu, ne gitti, kimse bir şey bilmiyor. Bununla ilgili herhangi bir çalışmanız olacak mı? Veyahut ki son durumu nedir? Yani bir şeyler yapılıyor ama ne orada yaşayanların bilgisi var, ne kamuoyunun bilgisi var. Dikmen Yaylası'yla alakalı, turizmle alakalı. Beden eğitimi öğretmeniyken kayağı da seven birisi olduğum için Dikmen'le alakalı gerçek anlamda hayallerim var, çalışmamız vardı. Ve bir fırsat buldum. Bunu okutan da o dönemde bu işi seven birisiydi. Onunla birlikte Dikmen Yaylası'na çıktık ve oraya mühendisler gönderdik. Ölçümler yaptırdık aylara göre. Yıllara göre kar ölçüleri alındı. Karın oradaki bu şey nedir onun sulanması nedeniyle 1,5 ay yıllık çok cazip gelmediğini ifade etmek isteriz. Ama bunun yanında çoğu yerde kar saklama yapabilir miyiz diye Dikmen Yaylası ile alakalı. Onların üzerinde de mühendislerle alakalı çalıştığımız zaman orada kar saklaması vadinin belirli bir yeri var. Yani uzatabilir miyiz karla bir kış geçirebilir miyiz diye. Ama onun da saklanamayacak olduğunu, sıcakların daha fazla çıktığından dolayı verimli olmadığı, çok fazla verimli olmadığı. Ve biz dedik o zaman yaz döneminde de futbolla alakalı işte orada rakım yüksek, futbolcularını aradığı tam istendiği bir yer turizmle alakalı. Hem yaz turizmi hem kış turizmi ikisini getirerek acaba sağlayabilir miyiz diye bir çalışmalarımız oldu. Kaya olan. Yani yani işte bununla alakalı farklı yani yaz sporlarıyla alakalı da ancak o durumda durdu. Şimdi onu yeniden gündeme getireceğiz ama oradaki en önemli konu karın çok kısa kalması. Yani verimli kar duruyor ama o karın üzerine kayak olabilecek karı sıkıştırılabilir. Sıkıştırılacak bir kar durumunda olmadığını mühendisler söyledi. Ama yeniden değerlendirmeye çalışacağız. Bununla ilgili bir valimizin çiftlik noktayı kaldırımında bir çalışması var galiba. Bir proje üzerinde çalışıyor. İşte herkes buna hevesli. Siz de hızlandırırsınız onu, evet. 1700-1800 metre rakımda bir kar oluyor ve bu karın oradaki kalma süresinin yıllara göre 10 yıllık süreyle aldıkları zaman 1,5 ay. 1,5 ay olduğundan dolayı verimli olmadı. Ama diğer verimli yerlerden sonra burası olduğu zaman elbette ki değerlendirecek bir yerdir yani. Onu ifade etmek isterim. Ama biz orada yine yeniden farklı çalışmalar içerisinde benim orada büyük bir hevesim, benim orada büyük bir çalışmam. Yani arzu ettiğim bir yer olur. Benim gençliğimden beri arzu ettiğim bir olay olduğunu ifade etmek isterim. Fırsatı yakaladığımız zaman değerlendirmeyi yapacak olduğumuzu ifade ederim. Bir ikinci sorum da tüm Sakarya'da olduğu gibi bölgemizde de iki tane yaylamızın ilamı yok. Yani 93'e kadar olan ilam, 93'te yaylalarımız şu anda orman. Mevcut evler hep kiralık. Ben yaptırdım kiralık yıkacaklar. Ama bakın yaylamızdı bura bizim. 1928'de buralar Eskişehir'de mahkeme gördü. Şu anda yaylalıktan çıktı. Dikmen Yaylası adı ama normalde orman. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak. Elbette olur. Yani bir adım attırdık. Dikmen'de değil yalnız. Bakın, tüm Sakarya dedin zaten. Akyazı'nın, Sapanca'nın, Hendek'in diğer yaylaları da baktığınız zaman aynı sıkıntıdaydı. Onlara bir yeni bir imar yaptırttırdım. O zamanki bölge müdürü Hasan Türk Yılmaz'a yaptırttırdık ve bunu onaylattırdık. Ama orman içinde olduğu için yıkım yerine dedik ki niye yıkıyorsunuz? E kira alın. Kiralar da yüksek olunca ben genel müdüre dedim ki sayın müdürüm bak dedim bu kiraları alıyorsunuz ama vatandaş kiralık evinin baktığınız zaman çatısında sıkıntı var. Ödeme yapmanız lazım. Yani kiralık ev. Ama bunu kimseye söyleme. Yok dedim. Yani biz bununla alakalı uğraşacak olduğumuzu ifade etmek isterim.
Yani bu benim bir uğraşımdaydı. Fındık bahçeleriyle alakalı yine bizim uğraşımızdı. Ve onları biz çıkarttırdık. Yani onların kiralık olmasını, fındık bahçelerinin kiralık olmasını sağlattıran bu kardeşimizdir. Ve bununla alakalı belirli bir bilgim var. Onun üzerine devam edeceğim inşallah. Bu bir fırsat olacak. Sayın Başkanım, Hendek Belediye Başkanı, Belediye Meclisi'nde Süleyman Seba Spor Kompleksi'nin sizin tarafından Ankara kanalıyla engellendiğini üstüne basa basa söyledi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ya biz şimdi Sakarya siyaseti yaparken bizi niye Hendek'e gömüyorsunuz? Ama Hendek Belediye Sayın Bekir, biraz daha globale geçelim. Tüm sorular neredeyse yerel siyasetle alakalı. Ve buna bir cevap vereyim. Madem sordun, yani, şuna bir cevap vereyim. Tamam, ben sanki onu geçiştirdiniz zannediyorum. Bakın arkadaşlar, yani spor Süleyman Seba'nın ismini ben büyük bir mahalleye verdim. Süleyman Seba'nın hastalığında devamlı yanına gittim. Yakınlarına baktığınız zaman size söylerim. Süleyman Seba, baktığımız zaman yalnız Sakarya'nın değil, Türkiye'nin medarı iftiharıdır. Beyefendi bir insandır. Ona saygısızlık yapmam haddime değil. Ancak belediye başkanlarının belirli projeleri vardır. Ve o projeleri uzun döneme doğru götürmenin gayreti içinde olurlar. Bizim burada millet bahçeleri daha gündeme gelmeden camimizin hemen altında karşımızda bulunan yer bizim efendim millet bahçesi olarak nefes alma yeri olarak, depremler olduğu zaman toplanma yeri olarak, bu şehrin toplanacak yerleri yok. Bu yeri yapmak gayreti içerisinde ağaçlandırılmış, içinde insanların gezdiği, çocukların oynadığı bir yer yapmayı hedefledik. Bununla alakalı burada spor salonumuz vardı. Yeni spor salonunu 200 dönüm yer aldık. 200 dönüm yerin içine spor salonu yaptık. Futbol sahası yaptık ve devam edecekti orası. Yani devamı. Buradaki saha şehrin içinde kaldı. Burası eskiden bir köydü. Artık burası koca büyük bir şehir. Burada futbol sahası olmaz. Futbol sahası yapılacak olan maçlar daha geniş, daha güzel alanlarda yapılır. Spor tesisleriyle alakalı biz o dönemde başladığı zaman engelleme olarak söylenmesinin yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Bir belediye başkanı bir projeyi başka birisinin yerine oldu bittiyle yapamaz. Olmaz. Ona zarar verecekti. Ben, Turgut benim öğrencimdir. Okuldan öğrencimdir. Sevdiğim bir delikanlı. Ama meclisinden karar çıkarmadan, efendim bu yerin tahsisini almadan, oldu bittiğiyle bir bina temeli atılamaz. Böyle bir şey olmaz. Bu ona zarar verir. Ve bununla alakalı biz dedik ki, genel müdürlüğü aradım. Hayırdır dedim. Biliyorum buranın tahsisi ben belediye başkanıyım. Dedi ki yok öyle bir şey. Dedim burada temel atılıyor. Bu hayırdır. Biz burayı millet bahçesi yapacağız. Yola çıkışımız bu. Süleyman Seba ile alakalı bütün okullarının yerlerini geniş yaptım. 10 dönüm, 15 dönüm. Spor salonları şehrin içinde yapılacak çok yerler var. Süleyman Seba Spor Kompleksi yaz. Okulun bahçesini yap. Atik Hanım'a yap. Mahmut Bey İlk Öğretim Okulu'ndan yap. Ali Gaffar Öğretim İlk Öğretim Okulu'ndan yap. Kız Meslek Lisesi'ne çok yer var. Haddinden fazla yer var. Bu meydanın kapatılması bugünden benim kabulüm değil. Geçmişte de kabulüm değil. Ancak 3 ay içerisinde Ankara'dan bakan benimle görüştük. Dedi ki 18 milyonu Hendek Belediyesi verecek. 2 milyonu biz vereceğiz. Protokol yaptılar. Bakanım bana söylediğini söylüyorum. Gençlik ve Spor Bakanı. Ben dedi böylelikle beni de aradılar. İzin verdin dedi. Hayırlı olsun diyorum ama doğru bir olay olmadığını ifade etmek isterim. Evet. 3 ay sonra izin aldılar. İzin yazısını çıkarıp ortaya koyup aldıkları izini. 3 ay sonra izin aldılar ama onu devam ettirmediler. Bay efendim 50 milyar efendim belediyeye zarar ettirmiş. Arkadaş burada Gençlik Spor'un bizim yaptığımız yüzme havuzu var, hepsi var. Gençlik Spor'a verdi. Hendek Belediyesi'nin görevi değil bu. Akçası Belediyesi olsun, diğer belediyeler olsun, Gençlik Spor'un kendisi bunlar yapıyor ki biz de yaptırdık. Ne yaptırdık? Spor salonu yaptırdık. Bugün Sakarya'nın en büyük spor salonundan sonra ikinci spor salonu Hendek'te var. Ben bunu yaptırmışım yani. Türkiye şampiyonlarının yapılabilecek olduğu standartlarda bir salon yaptırdık orada. Sağ olsun bakanımıza yaptırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yaptırdık. Aldık ya. Almadık değil yani. Akyazı aldı, Hendek almadı. Hendek'in yüzme havuzu da var. Yani Sakarya'da ilk yüzme havuzu
yarı olimpik, standartlara uygun yüzme havuzu endekte var yani. O da gençlik spor tarafından biz belediye olarak yaptık. Onlara devredildi. Devredildiği kötü bir olay demiyorum. İsabetli bir olay. Bu tesislerini yapıp Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim edileceği söylenmesi de yanlış. Niye sen yapıyorsun belediye olarak? Senin daha farklı işler yapman lazım. Gençlik Spor zaten yapıyor bunları. Kendisi de yapsın kardeşim. Yani ben orada bir engelleme falan değil, buraya karşı olduğumu bugün de söylüyorum, yarın da söylerim. Burası meydan olması lazım. Bakın etrafı komple evlerle dolu. Nereye çadır kuracaksın? Bir deprem oldu, sıkıntı oldu. Nereye çadır kuracağız? Bana yer gösterin. Ben belediyenin önündeki Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu'ndan kaldırdık. Kız Mesleği kaldırdı. Efendim Hendek Lisesi'ni kaldırdı. Kaymakamlık binasını kaldırdık. Meydan yaptık şehir merkezine. Yok ama başka meydanımız. Benden önceki dönemde yok. Burası da meydan olur. Düşündüğüm olay budur. Yani kimse kusura bakmasın. Yani söyledim, mecbur ettim beni. Ahmet yani beni endişe şey yaptı. Evet. Bu... Hendek meclisi değil. Başkan biz izin isteyelim. Hemen kalktık. Evet değerli arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah benim bir ayrı bir toplantıyı Ramada'da yapacak olduğumuzu ifade edeyim şimdiden. Oraya davet ediyorum sizleri. Ben buradaki, buraya gelerek bizi onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Sakarya'dan gelen arkadaşlarımızın hepsine, değerli arkadaşlarımıza, basın mensuplarının hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.